TRT'den Mutlu Akşamlar Nazlı Kula Hayatı Keşfet programı ile karşınızdayız. Bugün ağrısız yaşamak mümkün mü diyeceğiz ve aslında bütün ağrıları konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Günlük yaşantımızda aslında bel ağrısı, boyun ağrısı, sırt ağrısı bunları yaşayanlar var. Bunların hepsini aynı anda yaşayan var. Ayrı ayrı yaşayanlar var. Ve günlük yaşantısına devam edemiyor bu kişiler. Evet. Ve büyük bir risk belirtisi belki de. Öncelikle ağrıları konuşmadan önce ağrı nedir? Bir insan neden ağrı yaşar? Bunu sorayım size. Ağrı bedenin aslında son derece kendini korumak adına geliştirmiş olduğu bir refleks. Bedenin nahoş bir duygusu karşısında akut dönemde kendini koruyabilsin diye, organ hasarını engellesin diye vermiş olduğu bir sinyal. İyi ki ağrı var. Dolayısıyla eğer bizde ağrı refleksleri olmamış olsa sistem dokudaki bir hasarı, bir parçalanmayı ağrı olarak algılatmasa doku hasarını önleyemezsiniz ve bu çoğu kez süper enfeksiyonlarla devam eder ve kişinin yaşam alanı tehdit eder. Örneğin bir tip 2 ya da tip 1 diyabet hastası, şeker hastasının sonucunda özellikle nöropati gelişiyor. Sinirler ağrı iletkenliğini geriye bildirmiyor ve bunların ayaklarında küçük küçük yaralar ve bunu sonra neredeyse gangrene dönüyor ve hasta ağrı hissetmiyor. Ayağını sıcak suya koyuyor, yanık ve o sıcaklığı fark etmiyor. Soğun içine koyuyor, onu hissedemiyor. Dolayısıyla ağrı iyi ki var çünkü bedeni kendini koruyan bir sistem. Önemli olan şu, akut ağrı dediğimiz kısım daha çok bedenin kendini koruma kalkanı olarak vermiş olduğu hadise. Elimizi bir iğne battığında direkt ağrı hissedersiniz ve refleks olarak çekeriz. Sıcak bir şey temas ettiğimizde refleks olarak çekeriz. Bizim için özellikle akut ağrıdan daha çok kronik ağrı çok önemli. Yani 6 haftadan uzun süren kişinin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen bir ağrı muhakkak ve muhakkak tedavi edilmesi gerekir. Çünkü sizin kişinin yaşam kalitesini sağlayabilmeniz için kişideki o ağrıyı inhibe etmeniz lazım, durdurmanız lazım. Dolayısıyla kişinin yaşam kalitesinin konforunu sağlamanız lazım. Dolayısıyla bu mekanik yüklenmekle, yanlış hareketlerle, çoğu kez kas hareket sisteminde ortaya çıkan ağrılarda çözüm çok daha kolay. Yani siz oturma pozisyonunuzun yanlışlığı, hareket etmiyorsunuz. Bu boyunda kaslarınıza bir spazm gelişebilir, boyun ağrısı, boyunda hareket kısıtlı, ileri dönemde kollara vuran güçsüzlük ve ağrı olabilir. Bu aynı durumda sırt ve belde de olabilir. Bunlar daha kolay tedavi edilebilir. Bunlar daha çok baktığınız zaman lokomotor sistem ağrıları, eğer nörolojik defisit yani sinir hasarı yoksa burada çoğu kez fonksiyoneldir. Yani boyun ve bel ağrılarının neredeyse %60'ı soydu radiküler dediğimiz yani sinir basına neden olmaksızın bedenin kas grubunun vermiş olduğu reflekslerle ortaya çıkan ağrı ve hareket kısıtlığı. %38'i lokal yani o ilgili olan bölgedeki faset, hareket, eklem kısıtlığı, oradaki ligamanların beslenme sorunu, oradaki kasların disfonksiyonu, oradaki dolaşım bozulması bunun neden olduğu ağrı. Ancak ve ancak lokomotor sistemde eksen organında yani boyundan kuyruk sokumuna kadar olan ağrıların sadece ve sadece %2'si radikülerdir. Ne demek? Sinir bassı yani disk kökenli yani fıdık kökenli. Ve bu disk kökenli olan ağrıları da büyük bir kısmını yapacağınız refleks tedavileriyle, manuel terapiyle, nöral terapi, akupunktur, manyetik alan kombinasyonu çözersiniz. Gerçek bir nörolojik defisit, hasar var mı yok mu, sinir kaybı söz konusu mu değil mi? Ancak o aşamada cerrahi durum gerektirir. Ama Türkiye'de çoğu kez boyunda ağrınız var, kollara bir ağrı vuruyor ya da belinizde ağrı var, bacaklara ağrı vuruyor. Bu hemen bende bel fıdığı var, boyun fıdığı var. Fıtığı çok fazla duyuyoruz. Çok duyuyoruz ve bu biraz yanıltıcı. Çünkü radyolojik sonuçlar çekmiş olunan MR ve röntgen ya da bilgisayar tomografinin hasta klinik şikayetleriyle %70 korelasyonu yok. Dolayısıyla bağlantısı yok. Fotoğrafı tedavi etmeye kalkıyorsunuz. Oysa doğru olan muhakkak ve muhakkak hastanın hekim tarafından muayene edilmesi, bir nörolojik hasar var mı? O bölgede bir lokomotor sisteminde hareket kısıtlığı söz konusu mu? Bir rotasyon kısıtlığı var mı yok mu? Buradaki kas spazmları ilgili olan miyofasyal tetik nokta halk arasında kulunç denilen yaygın kas spazmları var mı yok mu? Hareket kalıpları dediğimiz kas iskelet sisteminden kaynaklanan bir düzensizlik var mı? Bunu iyi bir hekim, aslında manuel terapi bilgisini de alan bir yapmış olduğu bir fonksiyonel muayene ile
röntgene ihtiyaç duymaksızın koyabilir. Radyolojik inceleme bize sadece oradaki fotoğraf karesini gösterir. Evet, aslında dokunarak tedavi dokunarak ve muayene ederek. Çok önemli burada. Vücudun bize mesaj vermeye çalıştığını söylediniz aslında ağrılarla ilgili. Ancak ağrıyı hiç hissetmeyenler olabilir mi? Yani böyle bir rahatsızlık var mı? Biraz önce söyledim. Özellikle tip 2 ve tip 1 diyabetin ilerlemiş sonucu sinirler hasar görmesi, o bölgedeki besleme bozukluğu sonucu o hastalar ağrı hissetmiyorlar. Ve ağrı hissetmedikleri için de dokularda ortaya çıkan hasarları fark edemiyorlar. Ağrı uyarısı iyi ki var dedim biraz önce. Peki, şunu sormak istiyorum. Ağrı eşiği aslında her insanda farklıdır, ağrı eşiği. Nedir ve kişiden kişiye değişir, erkek ve kadında nasıl değerlendirirsiniz? Ağrı kişinin yetişmiş olduğu kültür, hayatında karşılaştığı ağrı, aile içindeki yansıması, kültürel verinin yanı sıra hareket kalıplarından da kaynaklanan bir sürü komponentin bir araya geldiği bir veri. Onun için Türkiye'nin bazı bölgelerindeki insanların ağrı eşikleri çok düşük olduğu söylenir. Özellikle erkeklerin, 30-35 yaş üstü erkeklerin iğne karşısındaki vermiş oldukları reaksiyonlar, bayılma, vazovagal sendrom dediğimiz bayanlarla, kadınlarla kıyasladığımızda çok daha yaygın. Ve kiminde de bu ağrı eşiği giderek daha da tahammülsüz hale gelebiliyor. Sizin kronik bir ağrınız varsa belli bir süre sonra o ağrı tahammülsüz hale gelebiliyor. Ve dolayısıyla bu ağrının ortaya çıkış durumu kişinin yaşamıyla da alakalı. İstirahat, bu ağrı sürekli mi var? İstirahatle mi ortaya çıkıyor? Hareketle mi ortaya çıkıyor? Bu ağrının şekli bize sorunun menşeini, kaynağını gösteriyor. Dolayısıyla hasta istirahat halindeyken bir ağrısı yoksa lokomotor sistem açısından bunun diskojenik olması yani fıdık kökenli olması düşünülemez. Sabah kalktığınız tutukluk haliniz var ve hareketle ağrılarınız azalıyor ise burada bir romatizmal hastalık olma ihtimali çok daha fazla. Ama ayakta durduğunuz ağrınız artıyorsa, hareketle ağrınız artıyorsa buradaki hadise mekanik ve diskojenik yani mekanik yüklenme ve sinir köküne bir bası olduğu ağrısına neden olur. Baş bölgemizde de belli ağrılarımız var. Klimaya maruz kaldınız, soğuk iklimlerde geçtiniz ve dolayısıyla ağrınız provoke oluyor. Buradaki iklim değişikliklerine olan duyarınız ya da dişinizi fırçalıyorsunuz bir ağrınız ortaya çıkıyor. Dişle mi ilgili bu? Oradaki trigeminal sinirin bir hasarıyla mı alakalı? Bunların her bir bulgusunu hastanın geri bildirimlerini doğru hikayesini aldığınız zaman aslında kategorize edebiliyorsunuz. Evet. Ve ağrı eşiği de kişinin yaşam sürecinde de farklılaşabilen, değişebilen bir durum. Evet, biraz önce de bahsettiniz ama vücudun ağrıya daha duyarlı olduğu zamanlar var. Biraz bunlardan bahsetmenizi isteyeceğim. Örneğin uykusuz kalmamız gibi ya da depresyondaki insanlar tabii gibi. Tabii ki örneğin kadınlarda regl öncesi ve regl dönemindeki ağrı eşikleri artıyor. Dolayısıyla hormonal oynamalar var. Yani prömenstrual sendrom döneminde, mens öncesi veya mens sürecinde kişilerin ağrı eşikleri artıyor. Uykusuz kaldığınızda da ağrı eşiğiniz artıyor. Çok gerginseniz, stresliyseniz de ağrı eşiğiniz çok artıyor. Uzun seyahat dinlenememişseniz de ağrı eşiğiniz artıyor. Geç saatlerde bir yemek yemişseniz, mideniz çok daha dolu ise de ağrı eşiğiniz artabiliyor. Dolayısıyla bunu tetikleyen birçok komponent var. Bunun için ağrıyla mücadelede kişinin yaşam şeklini ve bu ağrıyı provoke eden verilerin neler olduğunu iyi değerlendirmek gerekiyor. Ağrı tedavi edilebilir ve kişinin yaşam kalitesini çok ciddi bir şekilde düzenleyebilecek bir veri. Ama ağrıyı tedavi edebilmeniz için ağrının nedenini bilmeniz lazım. Dolayısıyla bunu da sadece hastanın hikayesi de bazen yön veriyor ama tek başına belirleyici olmuyor. Muayene etmemiz gerekiyor. Mesela hasta diyor ki benim el bileğimde ağrı var, dirseğimde ağrı var. Siz dirseği, el bileğini muayene ediyorsunuz. Lokal olarak eklemde herhangi bir sorun bulamıyorsunuz. Ve bakıyorsunuz hastanın elinin bileğinde veya dirseğinde bir ağrı var. Boyunda bir kas tetik nokta, ya halk arasında kulunç dediğimiz bir tetik noktaya buluyorsunuz. O tetik noktaya baskı uyguladığınızda evet ağrı bu diyor. Hasta ağrıyı çok farklı bir yerde tanımlıyor. Ağrıyı ortaya çıkartan neden ise bir kastaki spazm ve oradaki tetik nokta.
nedenine gitmeniz lazım. Tabii ki hastanın demiş olduğu ağrıyı, lokalizasyonu kabul etmek lazım. Ama dönüp muayene etmeniz lazım. Gerçekten ağrı lokal mi, farklı bir yerde geliyor mu? Bu konuda Carl Levitt diye önemli bir Çekoslovakyalı bir bilim adamı vardı, nörolog. Kaybettik bundan 7 yıl önce, 98 yaşında. Ve ta 70'li yıllarda şunu demiştir. Her kim ki ağrıyı ağrının olduğu yerde arıyorsa o başta kaybetmiştir. Dolayısıyla ağrı çok nadiren hastanın tanımladığı yer ağrının nedenidir. Ağrının kökeni başka bir yer. Bütüncül yaklaşım burada çok önemli. Evet. Peki bahsettiniz aslında şikayetlerle geliyorlar ama hasta ağrıyı doğru tarif edebiliyor mu size anlatırken? Siz hastayı ön yargısız dinlediğinizde hasta aslında tarif ediyor. Evet. Ve sonrasında selektif soracağınız yönlendirici sorular, değerler ve biraz daha kapsamlı geniş bilgi elde edebilirsiniz. Ve onun üstüne yapacağınız bazı muayene teknikleri ya da ölçümler sonucu bunu çok daha nedene yönelik varırsınız. Bana gelen lokomotor sistem hastalıkları yani baş, boyun, bel, sırt ağrılarında muhakkak klasik fizik muayene, nörolojik muayenenin yanı sıra manuel diagnoz dediğimiz manuel terapiyle muhakkak bir muayene ediyorum. Çünkü çoğu kez biliyoruz ki sorunların büyük bir kısmı fonksiyoneldir. Yani biraz önce bel ve boyun örneği verdim. Dedim ki %60'ı soydu radiküler, %38'i lokal. Yani %98'i fonksiyoneldir. Fonksiyonel olan ağrıyı çözümü çok daha kolaydır. Dejeneratif bir süreçte sinir hasarı söz konusu, bunu tedavi etmek daha biraz zahmetli. Tabii ağrı dediğimizde sadece lokomotor sistemi değil, iç organlarımızın yüzeylerinde bulunan zarların gergini de ağrı yapıyor. Biz buna da viseral ağrı diyoruz. Dolayısıyla kişinin çok ciddi bir şekilde krampları olan, özellikle çocuklarda karın ağrısı çok daha yaygındır. Viseral ağrı dediğimiz. Ve özellikle o bölgelere dönem dönem sıcak uygulaması yaptığınızda ya da dokunup masaj verdiğinizde çocuğun rahatladığını görüyorsunuz. Oradaki viseral ağrıların yansımaları da farklı. Bir organın bir yerinde herhangi bir uyarı varsa bu uyarıdan gelen olumsuz uyarı omurluya aktarılıyor. Segment seviyesinde. O bölgede bir işleme tabi tutuluyor. Sistem segment içinde sorunu çözebiliyorsa ne ala? Çözemiyorsa o bilgiyi merkezi sinir sistemine, beyine gönderiyor. Beyinde gelecek olan yardımla inhibisyon dediğimiz oradaki uyarı durdurmaya çalışıyor. Buna yeterli olmadığı zaman süreç kronikleşme süreci başlıyor. Dolayısıyla sorun ortaya çıkartan nedene indirgediğinizde çözümü çok daha kolay olabilir. Evet, aslında söylediğiniz önemli. Vücut önce kendi ağrıyı azaltıyor. Aslında bize gelen ağrı öyle değil belki de. Daha sonra bize geldiği sonuçla birlikte ağrıyı hissediyoruz. Peki belirtilerinden bahsettik işte ağrı hissettiğimizde ama ne zaman riskli duruma gelir vücut? Yani ne zaman benim bir yerim ağrıyor ve doktora gitmek zorundayım demeliyiz? Akut ağrılarda özellikle batın ağrılarında, karın bölgesinde ya da sol bölgenizde bir ağrı varsa 35-40 yaş üzeri bir erkekte kola vuran bir ağrı hemen acilen doktora gitmeyi gerektirir. Dolayısıyla bir kardiyovasküler, kalp menşeli bir sorun olabilir. Bu atlanmamalı. Karın bölgesinde şiddetli bir ağrı ve karın bölgesinde spazm ve dolayısıyla dokunduğunuzda batında bir sertlik hissediyorsanız zaman kaybetmeden doktora gitmek gerekir. Bu bir apantez olabilir. Karın bölgesinde olağanüstü kramp tarzında bir ağrı, bir ileus dediğimiz bağırsak dolanması olabilir. Akut müdahale gerektirir ve bir hemen hekime gitmek gerekir. Ancak hastada bir gerinti baş ağrısı, migren, kaslardan kaynaklanan daha önce bildiği karakterde bir ağrıysa bu hemen hekime gitmeyi gerektirmeyebilir. Ancak bu kronikleşmişse ve bunun ortaya çıkartmış olduğu düzensizlikleri tedavi etmek gerekir. Bu tedavide de manuel terapi, nöral terapi, akupunktur kombinasyonuyla hastaya katkı sunmak, tedavi etmek mümkün hale geliyor. Çünkü klasik ağrı tedavisinde kullanılan ilaçların pek çok yan etkisi var. Üstün körü kontrolsüz alınan bir romatizmal ağrı kesiciler midede önce yüzeysel kanamalara, daha sonra o bölgede gastrit ve farklı hadiselere neden oluyor. Başka alanları bozuyor aslında. Ve çünkü her bir ağrı kesicinin
yaratacağı bir yıkım ürünü var ve bunun da bedene bindireceği sorunlar var. Şöyle basit bir şey söyleyeyim. Neden nöral terapi ya da akupunktur ya da manuel terapi klasik bir ilaca oranla tercih edilmemeli? Varsayalım ki bir 50 mg bir diklofenak alıyorsunuz. Bir ağrı kesici alıyorsunuz. Bu hiçbir zaman selektif omuzunuz ağrıyor. İlaç gelip selektif omuzu bulmuyor. Ne yapıyor? Midede ince bağırsaklara geliyor. Orada emiliyor. Karaciğere geliyor ve vücudumuzun %70'i su. Bu 50 mg diklofenak bedenin tamamında eşit ağırlıklı sıvın içinde düğüle oluyor. Onun bir zerresi buraya gelse dolayısıyla burada tedaviye yapıyor. Buraya gelen buraya tedavi ediyor. Geri kalan tedavi amaçlı kullanılmadığı için vücutta yıkım olarak, toksin olarak birikiyor. Peki biz ne yapıyoruz? Direkt sorunlu olan bölgede lokal, bir lokal anestezikle, nöral terapi mantığı ya da akupunkturla ya da olay bir hareket kısıtıyla manuel terapiyle direkt sorunu lokal çözüyoruz. Ve verdiğimiz ilaç herhangi o kadar aşamayı bedenin tamamındaki yere dolaşmadan sorunu bölgeye buluşturuyoruz ve tedavi yapıyoruz. Daha efektif tedavi. Evet. Yani bir kullandığımız bir ilaç o kadar düğülü olacak. Örneğin bir 70 kilo ağırlığında bir insanı düşünün. 49 litresi sıvı. O ilaç 49 litre içinde seyredecek. Oradaki gelecek olan eser düzeyindeki durum orayı çözecek. Gerisi ekstraseller alanında bağ dokusuna birikecek. Evet. Direkt omuzdaki sorun kas mı, ligaman mı, kapsül mü indirgeninize muayene ettiğinizde nöral terapi, segmental tedavi, lokal yaptığınız zaman bu ara evreleri ne mide kanamasına vesile olmuş oluyorsunuz, ne karaciğere bir yük bindirmiş oluyorsunuz, ne de vücudumuzdaki o ekstraseller alan dediğimiz bedeninizdeki tüm sıvı içine o kimyasalla biriktirmiş oluyorsunuz. Aslında ağrı kesici belki de bu süreçte yaptığımız en basit hatalardan biri. Bunun yanında birçok yanlış olaylara başvurabiliyoruz yani. Düzenli kullanılan ağrı kesicilerin bir sürü yan etkileri var. Hı hı. Bugün Amerikan Kardiyoloji Enstitüsü'nün yıllar önce deklare ettiği bir veri var. Amerika'da AIDS'te ölen hasta sayısı diklofenak romatizmal ilaçlarla kıyasladığında romatizmal hastalıkların neden olduğu ölüm nedenleri daha fazla. Artı bir yıl içinde 14 gün, 21 gün oranında romatizmal ilaçlar kullanan hastalarda kardiyovasküler risk kullanmayanlar oranında daha fazla. Dolayısıyla ilaç seçimi doğru yapılmalı, doğru dozda kullanılmalı ve mümkün mertebede kısa aralıklarla kullanılmalı ve kontrolsüz olmamalı. Evet. Türkiye'de ne oluyor? Aynşe, Fatma, Mehmet, Hasan, Kemal birinin bir şeysi var, hemen çantada bir şey çıkartıyor. Herkes biraz doktorculuk yapıyor ve kontrolsüz ağrı kesiciler kullanıyor. Bazı ağrı kesiciler de içinde kodein var ve bunların bağımlılık yapma potansiyelleri var. Hemen ağrıyı kesiyor ama dikkat etmediğiniz zaman süre zarfında geri dönüş olmayan sıkıntılar yaratabiliyor. Onun için üstün körü bir ağrı kesiciler kullanılmamalı. Kontrolsüz bir ağrınız varsa, akut olmayan, yani yıllardır yaşadığınız bir ağrı ama sizin yaşam konforunuz bozuyorsa, burada zaman kaybetmeden nöral terapi, manuel terapi yapan birine başvurmanızda fayda var. Akut, daha önce hiç tanımlamadığınız, görmediğiniz, bir şiddetli ağrı ortaya çıktığında, örneğin başınız zonkluyor, bu bir anevrizma olabilir, oradaki kitlesel bir veri olur. Onu zaman kaybetmeden ilaç alır bastırmaktan ziyade hekime gitmekte fayda var. Sol kolunuza vuran bir ağrı ortaya çıkıyor. Dolayısıyla göğsünüze bir sıkışma var. Daha önce hiç tanımadığınız bir ağrı. Bu bir kardiyovasküler sistemde bir kalp spazmı olabilir. Kalp krizinin olabilir. Ciddi bir sorun olabilir. Zaman kaybetmeden bir hekime gitmek lazım. Nefes alamıyorsunuz. Ve dolayısıyla akciğerde nefes alamıyorsunuz. Bu bir emboli olabilir. Akciğerde nefes almanızı engelleyen. Ya da şuurunuz kapanmaya başlıyor. Ağrıyla beraber algınız değişiyor. Dengeniz bozuluyor. Bu bir beyin kanaması olabilir. Bir kanama oda olabilir. Zaman kaybetmemeli. Karın bölgesinde de öyle. Dolayısıyla akut daha önce tanımadığınız, size bildiğiniz bir ağrı tipi olmayan, ortaya çıkan şiddetli bir ağrıda zaman kaybetmeden en yakın sağlık merkezine gidip ve önlem alınması gerekir. Çünkü akut verilerde
akut hastalıklarda ve ağrı olarak ortaya çıkan durumlarda doğru müdahale edildiğinde yaşamsal fonksiyonları geri çevirmek, sağlığına kavuşturmak mümkün. Basit bir şey de olabilir ama en azından ciddiyeti ekart etmek lazım. Evet, kronik ağrılardan bahsedecek olursak, kişi doktora gitmeden önce evde veya günlük hayatında kendi yapabileceği ufak tedavi yöntemleri olabilir mi? Özellikle mesela Türkiye'de fibromiyalji dediğimiz çok yaygın bir ağrı tablosu var. Bu tüm bedenin her tarafında gezgin gibi olan, kişide yorgunluk sendromu da yaratan, bedenin birçok yerinde hareketsizliğe neden olan, kişinin yaşam kalitesini bozan. Bu tür ağrılarda günlük yapılan egzersizin, sporun çok önemli olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla her gün 45 dakikalık bir düzenli bir tempolu yürüyüş yapması bile 1-2 haftanın sonunda o fibromiyalji şikayetlerinde bariz bir rahatlama olduğunu görüyoruz. Kaliteli uyku uyuyamıyorsa bu da ağrıları tetikliyor. Doğru dürüst bir uyku hijyenine dikkat edip kaliteli bir uykuyu düzenlediğinde rahatlıyor. Beslenmeye biraz dikkat ettiğinde, özellikle asidik olan gıdalardan uzak kaldığında, enflamasyonu tetikleyen proteini kestiğinde, şekeri kestiğinde, alkolü kestiğinde ve biraz sebze ağırlıklı beslendiğinde, biraz yeşil ağırlıklı beslendiğinde birkaç hafta içinde sistemin daha biraz rahatladığını görüyoruz. Çünkü beslenmenin de burada önemli bir rolü var. Dolayısıyla kişinin yapacakları tabii ki var. Bedensel aktivite yapabilir, stres yönetimini yapabilir, uykusuna dikkat edebilir ve doğru beslenmeyi yapabilir. Evet. Bir diğer konuysa aslında baş ağrısı. Baş ağrısıyla ilgili genelde araştırmalar internette yapılır. İşte başım ağrıyor. Ve özellikle şu soru sorulur. Hafta içi de bana soruldu. Başım ağrıyor, bende beyin tümörü mü var? Yani beyin aslında sinyal gönderiyor vücuda ağrı için ama beyin kendisi ağrır mı? Yani tümör vesaire başka bir rahatsızlık olduğunda baş ağrısı mı yapar? Şöyle söyleyeyim. Biraz önce söyledim. Yani ciddi bir sorunlar. Daha önce yaşamadığı bir ağrı ilk kez ortaya çıkıyor ise ve bunu tanımadığı bir ağrıysa bunu ciddiye almalı ve bir hekime gitmek gerekiyor. Eğer bu bir baş ağrısıysa doğru olan bir nöroloğa gitmesi. Dolayısıyla burada bir anevrizma mı var, bir kitle mi var, o bölgede bir farklı bir kanama mı söz konusu, bunları değerlendirmek gerekir. Ama baş ağrısı dediğimizde kabaca bir yaygın olan gerilim tipi baş ağrısı, bu ensede başlayan, kafayı mengene içine sıkıştırmış gibi olan, ense dolayısıyla boyunda hareket kısıtlığına neden olan, kişinin ağrısını çok ciddi bir şekilde arttıran ve bu ağrı kişinin yaşam konforunu ciddi bir şekilde etkileyen, neredeyse bir ayın 15 günü bile sürekli bir ağrı yaşayabilen, en ufak bir gergin stresle tetiklenen bir ağrı tipidir gerilim tipi baş ağrısı. Diğer bir ağrı tipi migren alt grupları olmakla beraber nöbetler haline gelir. Nöbetleri 4 ila 72 saatlik aralıklarla sürer ataklar. Yani kişi herhangi bir ilaç takviyesi almaksızın ağrı 4 saat ile 72 saat aralığına sürüyor ise bu bir migren tanısı alır. Çoğu kez tek taraflıdır, zonklayıcıdır. Kişinin sese, gürültüye, ışığa karşı duyarlılıkları var. Bazı besinler ağrıyı provoke edebilir. Şarap, kafein, aşırı efor, uykusuzluk, seyahat, ağır yemekler bunları provoke edebilir. Çikolata bunu provoke edebilir. Peynir, küflü peynir bunu tetikleyebilir. Dolayısıyla migren çoğu kez tek taraflıdır, tedavisi mevcut olan biri. Diğer bir ağrı ise cluster tipi baş ağrısı, küme baş ağrısı dediğimiz de tanımlanıyor. Cluster nasıl oluyor? Bu bazılarında günlük, bazılarında haftalık, bazılarında aylık sürekli ortaya çıkan şiddetli bir ağrı, bazılarında göz bölgesine odaklanıyor ve çok ciddi bir şekilde çok şiddetli bir ağrı. Bu hastaların ortak özelliği ilaca yanıt vermiyor. Daha çok oksijen verdiğinizde kişi rahatlıyor ve beta blokerler bunlara da fayda sağlıyor. Buna baktığınız zaman nedenine indirgediğinizde beynin saran içinde bir dura var. Dolayısıyla bir sert bir tabaka ve tüm beyni ve omuriliğin
koruyan, ta perifere kadar, sakruma kadar uzanan bir veri. Dura'nın beslenmesi bozuk olduğu zaman, bozulduğunda bu karşımıza bu cluster tipi baş ağrısını ortaya çıkartıyor ve çok ciddi bir şekilde kişinin yaşam kalitesini bozuyor. Peki neden bozuk olur? Dura'nın beslenmesi, Dura'nın herhangi bir nedeniyle beslenme bozukluğu. Bu geçirmiş olan bir travma olabilir, o bölgedeki sempatik sinirlerin görevini yapamaması olabilir, boyun menşeli olabilir vesaire. Gerek migren tedavisi olsun, yani gerekse migren, gerekse gerilim tiri baş ağrısı ve gerekse klas tiri baş ağrısı olsun. Bu her üçünün de nöral terapi akupunkturla tedavisi var. Özellikle migren, nöral terapi iyi yanıt veren bir tedavi. Segmental, lokal, trigeminal sinirlerin çıktığı noktalara uyguladığımız basınçta hassas bulunan noktalara yapılan uygulamalar, lokal enjeksiyonları. Kafatasında özellikle belli alanlarda taradığınız, hassas bulduğunuz noktaların enjeksiyonlarına. Kaslar içinde yer edilen miyofasyal tetik noktaları, temporalde, masseterde, SCM kasından trapezde, dolayısıyla kasların ilgili olduğu kulunçlar sonucu baş ağrısı yapan veriler var. Bunlar çoğu kez gerilim tipi baş ağrısında, bazen de migreni tetikleyebiliyor. Bunu yapabiliyoruz. Ganglion enjeksiyonları yapabiliyoruz. O bölgenin kanlanmasını artırarak. Gerilim tipi baş ağrısında ise çoğu kez sorun boyun kaynaklı. O zaman boyunda bir hareket kısıtlığı söz konusuysa dönüp manuel terapi önce yapmak, sonra ilgili olan spaz olmuş, gerilmiş olan kasları nöral terapide tedavi etmek. Cluster tipi baş ağrısında kişinin duranın kanlanmasını arttırmak için yapılan nöral terapinin yanı sıra hastanın günün belli zamanlarında temiz havada olması, kaliteli oksijen almaya özen göstermesine dikkat etmesi gerekir. Bir de çok ciddi bir diğer bir ağrı var baş bölgesinde. Trigeminus sinirinin yapmış olduğu nevraji. Buna trigeminal nevraji deniliyor. Ve dolayısıyla bu bazen şimşek çarpar durumunda saniyeler içinde kişinin yaşamını kabusa çeviren bir şiddetli ağrı. Bıçak saplanır gibi. Aynen öyle. Mesela. Çok şiddetli, özellikle ikinci ve üçüncü dalı olduğunda dişini fırçalarına çok ağrı tetiklenebilir. En ufak bir soğuk temasında olabiliyor, sıcak temasında olabiliyor. Hastanın yaşamını kabusa çevirtebiliyor. Trigeminus nevrajisi klasik modern tıpta, konvansiyonel tıpta ciddi ilaçlar kullanmasını gerektiriyor. Ve bu ilaçlar ciddi olarak ağır ilaçlar. Tabii ki bazen de trigeminal sinirin üzerine bası yapan nabzan, dolayısıyla atar damarların bindiği söyleniyor. Bir nebze burada cerrahi gereken hastalar var ama büyük bir kısmını nöral terapiyle trigeminal nevrazisini çözmek mümkün olabiliyor. Burada bazen bir diş hekimiyle de çalışmak gerekebiliyor. Sorun dişteki bir iritasyon mu, orada bir enflamasyonun neden olduğu bir durum mu? Ya da burun ve kulak burun boğaz alanını ilgilendiren alanlarda bir uyaran var mı? Bunları değerlendirmek gerekiyor. Çözümü var. Diğer bir nevraji türü kişinin yaşam kalitesini çok ciddi olarak bozan glosofaringeus, 9. kranial sinir. Özellikle boğazda geçmeyen şiddetli bir ağrı ve kişinin dönem dönem tansiyonlarına da oynama yapan, yaşamı kabusa çevirten bir hadise. Trigeminal de dolayısıyla glosofaringeus nevrajide de nöral terapiyle etkin katkı sunmak mümkün. Nevraj dediğimiz hadise, ilgili bir sinirin ismini önüne koyduğunuz zaman o sinirde ortaya çıkmış olan bir enflamasyon. Bu akut olabilir, kronik olabilir, kimyasal bir uyarı sonucu ortaya çıkabilir. Sinirin kendini enflamasyonla mücadele etmekten zorlanmasına kaynaklanabilir. Pek çok komponentin bir arada olduğu bir veri ve ancak tedavisi olan bir durum. Evet, peki bu hastalarda belirli tipler var mı? Yani çok gergin veya daha çok kadınlarda görülür. Bunları kategorize edebilir miyiz bu şekilde? Migrenin özellikle kadınlarda çok daha fazla olduğunu biliyoruz. Gerilim tipi baş ağrısı hakeza öyle. Ama trigeminal nevrajinin öyle bir popülasyonu yok. Daha çok normal koşullarda 50 yaş üstünde çok daha yaygın görüyoruz ama kişilerin bazen de çok genç insanlarda diş tedavisi sonrası ortaya çıkan trigeminal nevrajiler de çok. Özellikle implant sonrası trigeminal nevraji ile yaşamları kabusa dönmüş olan çok hasta var. Ya da
20'li molar diş çekilirken o köklerin içinde geçen sinirin hasar görmesi. Bazen de bir enflamasyon neden olduğu bir veri. Yani ağız içindeki diş etlerinin bir enflamasyonu. Yapılan bir kanal tedavisinin taşması. Perifere daha derinlere amalgamın ya da bir toksik maddenin gitmesi. Onun sinir üzerinde yaratmış olduğu enflamasyon, sinir üzerinde yaratmış olduğu tahribat. Dolayısıyla dönüp bu ilgili alanın adam akıllı iyice bir tedavi edilmesi gerekir. Sorun diş menşeli ise diş hekimiyle beraber onun tedavisini sağlamak gerekir. Evet, aslında bu çok önemli. Yani sadece baş ağrısı değil, birçok kişiyle çalışıyorsunuz bu tedaviyi. Ciddi yaparken ağrılarda multidisipliner bir bütünsellik gerekebiliyor. Bazen de gerilim tipi baş ağrısı dediğimiz baş bölgesindeki ortaya çıkan ağrıların kökeni başla alakalı olmak zorunda değil. Evet, boyuna bakıyorsunuz, boyunu mobilize ediyorsunuz, geçir rahatlama sağlıyorsunuz. Ama biliyoruz ki hareket kalıpları var. Sakroiliak eklem dediğimiz beldeki bir rotasyon kısıtlı ya da bir piriformis kasınızdaki ortaya çıkan bir tetik nokta, bir halk arasında kulunç denilen kastaki spazm da size baş ağrısı yapabilir. Dolayısıyla lokal baktınız, çözemediniz, hareket kalıplarına bakacaksınız. İlgili kaslardan kaynaklanan bir spazm var mı, bir gerilim var mı ve tedavi ona göre yapmanız gerekir. Evet. Hocam aslında sadece genelde baş ağrılarını yaşıyoruz ama etrafımızda gördüğümüz birçok insan, bazı belirli insanlar sürekli başının ağrıdığından, başından sonra işte vücut ağrılarından bahsederler. Kimileri de hiç bahsetmezler. Yani bu ağrıları sürekli yaşayanlar, vücut ağrıları, baş ağrıları, bacak ağrıları, bunların bir özelliği var mıdır? Neden sürekli ağrı yaşar bu kişiler? Birçok nedeni vardır. Yani dolayısıyla stres, kalitesiz uyku, kasların gergin olması, vücudun asidik olması, depresif psikolojik komponent nedeni olabilir. Benim rahmetli kocamın bir önemli sözü vardı Herget'in. En kolay ağrı karşının yaşadığı ağrı. Başkasının yaşadığı ağrıdır. En kolay ağrı. Evet. Dolayısıyla ama ağrı doğru empatiyle yaklaştığınızda, nedene indirgediğinizde çözebileceğiniz bir şey. Ağrı bir yaşam, yaşamınızı tehdit etmemeli. Ağrıyla yaşamak zorunda değilsiniz. Ağrının tedavisi var. Doğru yaklaşımla ağrı tedavi etmek mümkün. Ve özellikle bütüncül tıp yaklaşımı ile beraber iyi diagnoz ettiğinizde, tanıyı doğru koyduğunuzda ağrı bir kader olmaktan çıkar. Yani migren de bir kader değil, gerilim tipi baş ağrısı da bir kader değil, trigeminus nevralis de bir kader değil, cluster tipi baş ağrısı da bir kader değil, boyun, bel, sırt ağrıları da bir kader değil, fibromiyalji de bir kader değil, osteoartrit dediğimiz kemiklerde, eklemlerde, omuzdaki eklem ağrıları bir kader değil, romatizmal kökenli ağrılar bir kader değil. İnsanlar bu ağrıyla yaşamak zorunda değiller. Dolayısıyla doğru tanı konulduğunda ağrının her türünde katkı sunmak mümkün. Evet, en çok gelen sorular arasından da şu vardı. Ben bu tedavi olduktan sonra tekrar ağrılarım ortaya çıkabilir mi? Ve hastalarınızı bu süreçte nasıl takip ediyorsunuz? Hastayı tedavi ettiğinizde ve dolayısıyla buradaki ağrı ortaya çıkmasının nedeni bir hareket davranış bozukluğuysa, yanlış oturmaktan kaynaklanıyorsa, boyun spazmı, tedavi ettiğinizde orada bir düzeltme sağlamadığı zaman belli bir süre sonra tekrarlayacaktır. Ancak genel kaide şu, tedavi ettiğimiz bireylerde, hastalarımızda sağlıklı bireylerin tekrardan ağrı olma riskleri neyse tedavi ettiklerimizin riski de o kadardır. Evet. Yani muhakkak ve muhakkak belli aralıklarla gelip tekrar tekrar tedavi olmaları gerekmiyor. Ama zaten kronik bir ağrıyı size gelmiş ve yaptığınız tedaviyle kurtulmuşsa, bir trigeminal nevraciden ya da bir migreninden ya da bir boyun ağrısından, bir bel ağrısından, bel fıdığından, gerilim tipi baş ağrısından, bu hasta yıllar sonra benzer, daha o şiddete gelmeden bir ağrıyla karşılaştığında zaten koşa koşa geliyor ve çözümünü biliyor. Çünkü ondan önce yıllarca hekim dolaşmış, bir sürü ilaçlar kullanmış ve bunların hiçbiri çözüm olmamış. Onun için olay sadece ve sadece ağrıyı çözmek değil, ağrıyı ortaya çıkartan nedenler de ortada kaldırmak. Evet. Bizim kliniğimizde özellikle benim yaklaşımım sadece bir semptomatik bir tedavi yapıp kişinin ağrısını dindirmek değil, ağrının tedavi etmek, kişinin yaşam alışkanlıklarını değiştirmek, bağırsak florasını
toparlamak, doğru beslenme konusunda hastayı eğitmek, günlük yaşamı nasıl dizayn edeceği konusunda destek tedavileri vermek ve en önemlisi de kişinin kendi bedenine saygı göstermesi ve bedenine emek vermesi. Evet. Günlük egzersizi yaşamın bir parçası haline getirmesi, stres yönetimi konusunda kendine değer vermesi, uykusunu önemsemesi, akşam geç saatlerde yiyecek gıdalardan uzak kalması, asidik olan gıdaların ağrıyı provoke ettiğini bilincinde gelen bir hastanın artık onun yaşamına koymaması gibi bir sürü donanımla tedavi sonlandırıyor. Evet. Ve dolayısıyla bu donanımı gelmiş olan bir hasta da özellikle onun tekrar tekrar yaşamaması için pek çok önlem alıyor. Bazen de hareket kalıplarından kaynaklanan düzensizliklerde hastaya gece plan yapmak durumunda kalıyoruz. Dolayısıyla hastayı baştan alıp boyundan kuyruk sokumuna kadar manuel terapiyle, fasetlerinde bir sorun varsa nöral terapiyle tedavi ve sonrasında kişide bir nötr, normal bir pozisyon elde ettikten sonra gönderebileceğiniz bir diş hekiminde yapılacak olan bir gece planının hastanın gece kullandığında da sabah daha zihinde daha rahat kalkabiliyor. Hastanın özellikle uyku kalitesi kötüyse bunun muhakkak giderilmesi gerekiyor. Çünkü kaliteli uyumadığınız noktada gün içinde birkaç gün sonrasında gerim tüy baş ağrısı ve ağrılarınız çok daha kolay provoke olabilmekte. Evet. Hocam devam edeceğiz ama şimdilik kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra tekrar buradayız. Bir aradan sonra devam ediyoruz. Hocam şimdi aslında duygularımızla direkt bağlantılı olan bazı ağrı tipleri var, ağrılar var. Bunları size sormak istiyorum. Bunlar nelerdir ve çözümü nedir? Şöyle söyleyeyim. Özellikle de bazı rahatsızlıklarda özellikle modern tıp açısından baktığım zaman psikosomatik kategorisi altında sınıflandığımız birçok ağrı ve yaşam kalitemizi bozan hastalıklar var. Yani psikolojimizin stresimizin sonucu ortaya çıkan soma organdaki hastalıklar. Bağırsaklardaki hastalıkların birçoğunda böyle tanımlanıyor. İritel bağırsak sendromu bunlardan biri. Ülseratif kolitin atak haline gelmesi böyle tanımlanıyor. Ancak bugün geldiğimiz noktada sindirim sistemi hastalıklarında psikosomatik hastalık kategorisi biraz daha farklı tartışılıyor. Psikolojimiz bozuk olduğu için mi bağırsaklarımızda bir hastalıklar oluyor? Yoksa bağırsak floramız bozuk, oradaki enterik sinir sistem sıkıntı içine girdiği için psikolojimiz bozuluyor. Bugün duygu dünyamızın sorunlarına neden olan en büyük sebeplerinin birinin bağırsak menşeli olduğunu artık biliyoruz. Onun için bağırsakları duygusal beyin diyoruz. Dolayısıyla duygularımızı yöneten organ bağırsaklar. Mutlu olmamız için serotonin hormonuna ihtiyacımız var. Bunun %85'i bağırsaklarda üretiliyor. Enterik sinir sistemi dediğimiz bir devasa bir sinir ağımız var bağırsaklarımızda. Ve olağanüstü sinir kitlesi tüm omurilikten boyundan başlayıp kuyruk sokumuna kadar olan sinirlerin neredeyse 100 katı daha fazla bir sinir ağı var. Yani 12 milyon omurilikte çıkan sinire karşı enterik sinirin sadece ince bağırsaklarında 100 milyon sinir var. Dolayısıyla olağanüstü bir devasa alan. Ve enterik sinir sisteminin kendi başına otonom çalıştığı gibi sürekli beyine komutlar gönderdiğini biliyoruz. Ben tıp fakültesinde öğrenciyken vagus siniri, gezgin sinir dediğimiz beyindeki 10. kranial sinirin tüm bağırsakları, sindirim sistemini, göğüs kafesimizi denetlediğini öğrenmiştik. Bugün yapılan çalışmalarda görüyoruz ki beyinden bağırsağa gelen bir komut karşısında bağırsaklarda bir beyine ulaşan 9 tane komut var. Dolayısıyla psikolojimiz mi bağırsakları bozuyor, bağırsaklarımız mı psikolojimizi olumsuz yönde etkiliyor? Aslında bu yüzden ikinci beyin bağırsak. Dolayısıyla ikisi birbirini tetikleyen bir unsur ve dolayısıyla biri birine değil. Ben ders anlatırken özellikle öğrencilerime, doktor arkadaşlara hep şey diyorlar, sebep-sonuç ilişkisi, yumurta mı tavuk, tavuk mu yumurta? Ben hep burada diyorum ki
Evet, tavuk yumurta yapar ama her yumurtada civciv çıkmaz. Arada horozluğa ihtiyaç var. Dolayısıyla döllenmesi gerekir. O yumurtada bir kere arada horoz olacak, sonra kuluçkaya yatıracaksınız o yumurtayı ki onda civciv çıksın. Yani her yumurtada bir civciv çıkmaz. Tavuk zaten çıkmaz da yumurtada. Yumurta mı tavukta, tavuk mu? Yok, bu yanlış bir tabir. Arada bir horoza ihtiyaç var. Dolayısıyla bedenimizde de enterik sinir sistemi beyin arasında da ayrıca bir otonom sinir sistemi dediğimiz vejetatif sinir sistemi var. Devasa bir sistem. Yaklaşık 500 bin kilometre uzunluğunda bedenimizi olağanüstü her organı her organ arasında iletişimi sağlayan bir sistem. Ve buradaki bir düzensizlik de bu psikolojimizi çok ciddi bir şekilde bozabiliyor. Parasempatik hakimiyet ön plandaysa sakiniz, beden kendini yenileyebiliyor. Uyku örneğin bir parasempatik sinirin hakim olduğu bir yer. Sempatik sinir sistemi hakimiyetinde ise enflamasyon, ağrı tetikleniyor. Kişinin kendini daha kötü hissetmesine vesile oluyor. Oysa otonom sinir sistemi bizim varlık nedenimiz. Çünkü sempatik sinir sistem bir tehlike karşısında size olmadığı kadar enerji açığa çıkaracak. Ya kaçacaksınız ya savaşacaksınız. Parasempatik sinir sistemi ise yediğiniz esnada sindirimde, cinselliğinizde ve dolayısıyla dinlenme anınızda aktif olan bir şey. İsmi sempatik ama bedenimize pek de sempatik davranmıyor. Çünkü bedenimiz artık atalarımız gibi bundan 10 bin yıl, 1000 yıl önce tehlikeye karşıladığı tehlike çok da sınırlı. Bugün hayatımızda o kadar tehlike var ki hava kirli, elektrosmog, gürültü, yediğimiz besinin içindeki kimyasallar, içtiğimiz suyun içindeki ölü suyun partikülleri, sürekli maruz kaldığımız hiperşal dalgalar, bunların her biri beden için sürekli sempatik sinir sistemin aktif olmasını gerektiren, sanki savaştaymış gibi non-stop stres altında ve sistem bir türlü kendini dinlenemiyor. Onun için de sempatik yüklenme birçok bugün endüstri ülkelerinde sivilleşmenin ortaya çıkartmış olduğu ağrıların büyük bir kısmına, hareket kalıplarının eksiklerine, kronik hastalıklara baktığın zaman sempatik hakimiyetin neden olduğunu görüyoruz. Çünkü beden sürekli non-stop olumsuz uyarılara karşı karşıya. Savaşamıyor da ve dolayısıyla enerji başlangıçta çok enerji açığa çıkartıyor. Belli bir süre sonra tükeniyor. Böbrek üstü bezi artık sempatik sistemin için kıymetli olan neredeyse o hormonları üretecek nörotransmitterleri üretecek noktada olmuyor. Evet. Sistem yoruluyor ve bunun devamında da kronik hastalıklar yerleşmiş oluyor. Evet. Aslında burada önemli olan tanı konusu herhalde. Evet. Burada nasıl bir yöntem izliyorsunuz? Öncelikle hastayı hekimlikte kuraldır. Önce hastayı dinleyeceksiniz. Hikayesini alacaksınız. Sonra hastayı size getiren şikayetlerin ilk kez mi karşılaşıyor? Daha önce bu benzerlerini yaşamış mı? Bunlara yönelik olmuş olduğu tedavilere bakacaksınız. Gerekirse muayeneden sonra ileri tetik anlamda radyolojik inceleme, laboratuvar veriler isteyeceksiniz. Ve bu komponentleri hepsinin datıları, bilgileri bir araya getirdikten sonra bir yol haritası çıkaracaksınız. Tanı koyacaksınız ki tedavi edebilirsiniz. Tanıyı da ancak ve ancak hekim koyar. Dolayısıyla muhakkak ve muhakkak hekim olması gerekir. Sizin eğer bir sağlık sorunuz varsa, bir yardım talebiniz varsa bunu muhakkak ve muhakkak bir hekime gitmeniz gerekir. Hekim bu kapsam doğrusuna bir diagnoz dediğimiz bir tanı koyduktan sonra ona göre kişiye özgü bir tedavi seçeneğini uygulamalı. Bu bazen beslenme olabilir, bazen stres yönetimi için meditasyon, yoga ve dolayısıyla doğru nefes teknikleri olabilir. Bazen nöral terapi, bazen akupunktur olabilir. Bazen manuel terapi olabilir. Bazen de şelasyon dediğimiz vücuda yerleşmiş olan ağır metal, asitlerin, kimyasal yüklenmelerde arınmak gerekebilir. Bazen de hormonal eksenle yapıp parasempatik siniri daha aktif hale getirmek gerekir. Dolayısıyla ancak doğru tanıyı koyduğunuzda tedavi seçeneklerinizi de öyle belirleyebilirsiniz. Evet, bu kişiler psikolojik destek de alıyorlar mı?
Gerekir mi yani sizce? Gerekli olan hastalara psikolog ya da psikiyatrist desteği de alanlar oluyor kronik hastalıklarda. Peki antidepresanlarla ilgili ne söylersiniz bu süreçte? Üstün körü kullanmak yanlış ama hekim tarafından verilen ilaçları ise dikkatli kullanmakta fayda var. Bağırsak floranız bozuk ise, vücudunuz yeteri kadar serotonin üretemiyorsa zaten depresif bir moddasınız, zaten bir anksiyete moddasınız. Dolayısıyla doğru beslenmekle, kullanacağınız probiyotik destekleriyle, mikrobiyota ile beraber bağırsak floranızı ne kadar erken zaman diliminde çözerseniz antidepresan kullanma dozunuz, süreniz o kadar kısalır. Ne kadar kaliteli uyursanız, ilaca bağımlı kalmadan nitelikli kaliteli uyursanız o kadar anksiyeteniz olmayacaktır, antidepresan kullanmak durumunda olmayacaksınız. Ama tanısı konulmuş, bir psikiyatrist tarafından takip edilen ve günlük sorunlarını ve günlük hastalıkların semptomlarını bireyin kendini yönetemediği durumda antidepresan yazılmışsa bunu kullanması gerekiyor. Evet, genelde yoğun gün geçirenler, bugün çok stresliydim, bütün sırtım, omzum, her yerim ağrıyor tepkisiyle karşılaşırız. Bunun sebebi gerçekten stres midir omuz ve sırt ağrısının? Burada stres ve hareket, yanlış oturma pozisyonu çok önemli. Burada yapılması gereken en önemli hadise bir iyi bir ılık duş alıp biraz dinlenmek, bol su içmek, ağır yemekten kaçınmak. Eğer kendilerini çok gergin hissediyorlarsa sarı kantaron, pasiflora benzeri çaylar ya da bitki veya gerekirse o durumlarda elde edilen kapsüller de alabilirler. Nane ve papatya çayları burada önemli bir rahatlama sağlayabilir. Günün yorgunluğunu atmak adına ama öncesinde kaliteli bir ılık bir duş. Vakit bulabiliyorsa o yorgunluğun üzerine rağmen temiz bir havada bir 20 dakika yarım saat yürüyüşte o yorgunlukların büyük bir kısmını atmaya vesile olur. Ama bu yorgunluğu atmanın çözümü alkolde değil, kahvede değil, çok çay içmekte değil. Evet, genelde en çok başvurulan alkoldür aslında ama bunun çözüm yolu olmadığını da söylemiş olalım buradan. Eklemek istedikleriniz var mıdır bu konuyla ilgili? Hayır, teşekkürler, programımızın bölümünün sonuna geldik. O zaman haftaya tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.